Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Cumartesi İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün 23 Nisan tabii ki bizim Türkiye açısından tarihi bir günlerden birisi. Bugün Çocuk Bayramı, Atatürk'ümüzün çocuklara vermiş olduğu güzel bir armağan. En azından bugün çocukların doya doya keyif yapacağı bir gün olarak, tabii her ne kadar şu zamandan maalesef keyif yapacak bir durum olmasa da, en azından böyle bir güzel günde atamızın bize hediye etmiş olduğu güzel hediyeyi de bence güzel anarak kutlamamız bence en doğrusu olur. Tabii okullarda yine güzel etkinlikler olacak. En azından onları seyir açısından da gidip seyretmek bence en güzeli olur. En azından çocukların o coşkusunu, o mutluluğunu seyredebilmek için. Herkese tekrar tekrar kutluyorum. Atamızın gerçekten şu anda görüyorsunuz, atımız Atatürk atın üstünde. Yani gerçekten güzel bir memleket yarattı. İnşallah daha da güzel yerlere gideceğiz diye umut ediyorum arkadaşlar. Tabii güzel bir günümüzde inşallah güzel de bir programda güzel bir altılı tutarsanız, güzel bir ikramiye tutarsanız da o ayrı bir cabası olacak. İnşallah olur ama zor koşu var yine arkadaşlar. Bayağı zorlu koşular var. Kalabalık yarışlar var. İzmir'de şu anda 10 koşuluk program var ve 106 safkanın yer almış olduğu program. Ama genellemeye bakarsak yine güzel bir program olduğunu belirteyim arkadaşlar. Yani umudumuzu kesinlikle kaybetmeyelim. Yani ben dünkü program içinde yani gözümü korkuttu desem yeridir. Hatta birkaç arkadaşımız beni aradı da, ben yani en azından bugünü bay geçirin ya. Bay geçirin. Hiç oynamayın. En azından ailenizle beraber istirahat edin. Gezin, tozun. Yani arada bir kendinize de izin verin yani. At yarışı her gün var sonuçta. Gelelim bugünkü koşular arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Birinci koşudan itibaren başlayalım. Saatler 16.45'i gösterirken Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuyla, tabi buraya baktığımız zaman 12 safkanın yer almış olduğu koşuda, ben önceliği 12 nolu Prenses Melita'ya vereceğim. Bu agresif, o temsilcisi Erhan Aktü'yle bu safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. 4 yarış koşup 2 tane 2. ve 3. geldi denen safkan performans olarak da, hazırlık olarak da bugün bayağı iddialı gözüküyor. Bu pistte çok yatkın bir orijine sahip. Daha sonra 8 nolu Bayan Mahur, bir Smart Robin temsilcisi Sinan Özen'le start alıyor. Yine bugün güzel hazırlıklarla ve iyi performansıyla çimde en azından bir 2-4-5'i var. Yani çime biraz daha yatkın görüntüye sahip. Daha sonra 7 nolu Awesome Pearl, bir Invisible Sun temsilcisi. Anne de Lady Rhea, gerçekten iyi bir orijin. Nevzat Avcı ile start alacak olan bu Kurtar Ekürüsü de ilk kez start alıyor ama düzenli ve uzun zamandan beri güzel çalışmalarla bu yarışa katılıyor. 3 nolu Koca Metehan, bir Bay Çiftçioğlu temsilcisi Mehmet Kayar'la start alacak olan safkan da bu yıl koşmuş olduğu iki yarışında da ikisinde de 5'incilikler elde etti ama her geçen günde kıvama gelmeye başlayan bir isim. Bugün bence ihmal etmeden kuponlara dahil etmemiz gerekir. 3 nolu Koca Metehan'ı ve son olarak da 3 nolu Palet, bir Corinthian temsilcisi Alperan Oluk'la start alacak olan safkan da ilk kez start alacak olmasına rağmen yine iyi kanatıyla, güzel işleriyle bugün önlerde şanslı gördüğüm isim olacak. 12, 8, 7, 3, 5 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. Evet, handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı dedik. 2 ve 4'ün ikili olduğu 12 safkanına yer almış olduğu bu koşuda ben Altınoğlu Oğlum Mutlu. Evet, bu Demirdevent temsilcisi Kaancan Gökçeli start alıyor. Son yarışında sıfır çekti ama çimde biraz etkilendi bu safkan ama kum pist performansı oldukça iyi ve çok uygun kilosuyla, güzel hazırlıklarla ben bugün bu safkanı tek olarak önereceğim arkadaşlar. Riskli tek ama bu at yarışında da gerçekten risk etmesek inanın altını tutma şansımız zayıflıyor. O yüzden ben de bu safkana bugün sığınacağım. Altınoğlu Oğlum Mutlu, bu Demirdevent temsilcisi Kaancan Gökçeli banko olarak önereceğim isim olacak. Günün 3. koşusuna geldik. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuna. 7 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda aynı zamanda 1. dörtlü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağımış. Ben burada 1 nolu Miss Arietta, bu Papa Krem temsilcisi Cemal Pasoy'la startlam safkan koşmuş olduğu gruplara göre bayağı göre burada da çok iddialı ve şanslı. Safkanın genel görüntüsü de oldukça iyi. 4 nolu Girişkin, bir renk temsilcisi Gazi Kazanan, rengin temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. Yine performansı bu aralar 6. 7.lik yapmış gibi olsa da bence çok uygun grupta, kesinlikle ihmal etmemek lazım. 3 nolu Simirya Romance, bir Smart Robin temsilcisi Ali Yıldız. Ben Ali biliyorum ama bakalım
Evet, yanlış yapmadık. Ali Yıldız da start acaba safkanda performans olarak oldukça iyi durumda. Kumçi'yi ayırt etmeden son 3 yarışın 2 tane birincilik sahibi bir isim. Ve son olarak da 5 nolu Turaman, bu Perfect Storm tenisçisi Muhammed Birbilgin'le artan kondisyonu ve formuyla her geçen gün daha da iyi duruma gelen bu safkanda bence kuponları dahil edip bayağı 1, 4, 3, 5 olarak geçebiliriz. Ama yarış genellemesine baktığımız zaman zor bir koşu. Çünkü birbirine yakın safkanların bayağı denk geldiği bir yarış. Hemen günün 4. koşusuna geldik. Kısa vade 6, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusuna 6 safkanın da yer almış olduğu bu koşu aynı zamanda 7'li plasa 3'lük ayağımızın da başlangıç ayağı. Ben burada 2 nolu hırçın dostum. Bu Nativa'nın temsilcisinin Gökhan Gökçe ile uzağın mesafelerde çok etkili. Çim pisti de çok farklı koşabilen bu ismin ben bugün kazanmasını bekliyorum bu uygun grupta. O yüzden benim bugünkü ikinci bankom olacak bu birinci altılı Ganyan için. 2 nolu hırçın dostum Gökhan Gökçe ile banko olarak önereceğim bir isim. Günün 5. koşusuna geldik. İkinci altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusuna. Yine 12 safkanın yer almış olduğu bu koşuda biraz daha at yazmamız gereken isim. Çok yakın safkanlar bir arada. Öncelik 4 nolu ilim ve akıl. Evet bu ismi artık kim ne bulmuşsa iyi bulmuşlar. Bu Torok temsilcisi Barış Kurdu start alıyor. Tek koşmuş olduğu yarıştaki 4.'lü gayet tatminkar. Bu sefer artan nefes ve kondisyon avantajıyla bence burada da daha farklı ve daha iyi koşar. Benim biraz daha birinciliğe yakın gördüğüm isim olacak. 4 nolu ilim ve akıl. Daha sonra 12 nolu Zehra Naz bir bay. Çiftçioğlu temsilcisi Nevzat Avcı ile start alıyor safkanda. Yine performans olarak fena değil. Safkan en azından grupta iş yapacak görüntüye sahip. O yüzden 12 nolu Zehra Naz'ı Nevzat Avcı'da yazalım. Ve 2 nolu Baba Atlas'ı line-up temsilcisi Atakan Cem Dağdeviren'le yine bu pistte iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim. 4, 12, 2 biraz daha diğer rakiplere oranla ön plana çıkan isimler. Ama bayağı biraz genişletme geri duyanlar için de 7 nolu First Grey. Bir Grey Coral temsilcisi Erhan Aktu'yla. 3 nolu Grissini bir Torok temsilcisi Mertcan Çelik'le ilk kez start oluyor ama safkanın genel görüntüsü bayağı iyi. Ve 8 nolu Kızım Naz. Bu King Alp temsilcisi de Doruk Palaur'la yine önlerde şanslı gördüğüm isim. Ama önce 4, 12, 2, daha sonra 7, 3 ve 8 nolu safkanlar. Günün 6. koşusuna geldik. Handikap 16, 4 ve yukarı. İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusuna. 12 safkanın yer almış olduğu bu koşuda. Önceliği 8 nolu Dubai Grand Sona vereceğim. Bu Last Exit temsilcisine Görkem Özçelik'le iyi bir kanatına sahip. Last Exit'te bir neyin tayıydı? Bazen ha deyince aklımıza çıkıyor. Dubai'nin tayı arkadaşlar. Last Exit Dubai'nin tayı. Anne de kanatı da baktığı zaman bir Velociraptor. Velociraptor'da bir Diploy temsilcisi dönemin bayağı iyi aygırlarından. Birisi değildi. Diploy meşhurdu. Onun tayı. Yani kanatı bence mükemmel bir safkan. Görkem Özçelik'le start alan safkan en azından aradan sonra görmüş olduğu iki yarıştan sonra hızlıca toparlanan bir isim. Ve sevdiği mesafede bence kesinlikle ima etmeden 8 nolu Duba ve Grand Sun'u ilk şanslı isim olarak yazalım. Daha sonra 12 nolu Uy Scooty. Bir Smart Robin temsilcisi Erhan Aktu'yla bomboş kilosuyla start alan safkan. Güzel bir ikincilik elde etti uzun aradan sonra. Bence bu ikincilikten sonra bu yarışta da birincilikte bayağı şanslı duruma geldi. Daha sonra 6 nolu Daphne the Girl bir Torok temsilcisi Muhammed Birbilgin'le start alacak olan safkan. Bir yarış gördü ve bu sefer artan kondisyon ve çalışmalarıyla burada da şans verdiğim diğer isim. 3 nolu Galvatron bu Wind River Wind temsilcisi Ahmet Oluk'la start alıyor ve aradan sonra koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. Bu yarışta da oldukça etkili bir yarış koşmasını bekliyorum ve son olarak da 7 nolu DiCaprio bir Smart Robin temsilcisi Barış Kurdu'yla yine görmüş olduğu yarıştan sonra burada da şans verdiğim diğer isim olacak. 8, 12, 6, 3, 7 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 7. koşusuna geldik. Şartlı 4, dişi derayı 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusuna. Evet 12 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda ben 4 nolu Utku'nun kızı bu Buşrangır temsilcisi Mertcan Çelik de yine kısa uzun fark etmeden etkili koşan bir isim. Görmüş olduğu 2 tane yarışta 2 tane 3.'lük elde eden bu safkan bugün bana göre kazanır da en şanslı isim benim bugün küçük ve risevenler için alternatif olsa bir banko adayım. Rakip arayanlar da geçen yarışı oldukça etkili olan 1 nolu Cool Image. Bu Muhammed Birbilgin'le yine bana göre ciddi rakibi daha sonra 3 nolu Furless Flame bir Imusable Sun temsilcisi Barış Kurdu'yla
uzun aradan sonra start alacak olmasına rağmen iyi hazırlıklarla gelen bu safkanda rakip olarak önerdiğim isim. Ama önce 4 daha sonra 1 ve 3 dolu safkana. Günün 8. koşusu bir Tulu Rap koşusu, kısa vade 6, 4 yaşlı Arapların 1600 metrelik kum yarışında 9 safkanında yer almış olduğu bu koşuda nihayet son yarışını kazanan, artık formunda gittikçe daha da yukarılara taşımaya başlayan 7 nolu Romanos. Bugün Kadir Tokaçoğlu'da start alıyor. Bence bu yarışta kazanması en normal sonuç olur. Hazırlık olarak da iyi durumda. Benim banko isim olacak 7 nolu Romanos Kadir Tokaçoğlu ile. Günün 9. koşusu, 2. altılı Ganya'nın 5. ayağına geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim kursuna. 1 ve 5 dolu safkanlar ekürü, 7 ve 8 dolu safkanlar da ayrı ekürü. Ben önce bu ekürlerden 1 nolu Batle Kraya vereceğim. Invisible Sun temsilcisi Mehmet Kaya'da. Biraz rakiplerine oranla ağır kilolu koşmuş olsa da safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Son 2 yarışın arka arkaya ikinciliklerle tamamlıyor bu isim. Ağır kilosuna rağmen Mehmet Kaya'da bana göre birinciliğin en güçlü adayı, artı bir de ekürü avantajı var. Bu ekürüsü de boş safkan değil. İki tane yarış gördü. Bu safkan da her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Yani bir değil de 5 kere gelirse de şaşırmayacağım bir yarış olacak. Onu da belirteyim. Daha sonra 12 nolu Midhunter, bir Dufini temsilcisi Mustafa Çiçek'le start almış safkan da ikinci yarışındaki üçüncülüğü gayet tatminkan. 2 nolu Butterfly, bir Fly By Me temsilcisi Alperen Oluk'la start almış safkan da bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta ve çim yarışında üçüncülüğü gayet tatminkan. Bu sefer artan nefes ve kondisyonla burada çok etkili koşmasını bekliyorum. 10 nolu High Life, bir Tribla Bonus temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanda bir kuyumcuyan ekürüsüne ait ve ilk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamandan beri ciddi güzel çalışmalarıyla bu yarışa katılıyor. Ve son olarak da 4 nolu Griffith Buna, bir Grey Strong temsilcisi Adem Şen ile start alacak olan bu safkanda yine ilk kez start alacak olmasına rağmen uzun zamandır ciddi güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan bir diğer isim. 1-12-2-14, bu 5 tay benim biraz daha ön plana çıkan isimler. Geldik günün son koşusuna. Şartı 4, 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik çim koşusuna. 8 ve 11 nolu safkanların ekür oldu. Bu koşuda ben önceliği 10 nolu Baba Ozan'a vereceğim. Bu Demir Delen temsilcisine. Mehmet Kaya'da uzun aradan sonra ilk yarışını birincilikle yaptı. Arkasından bir ikinci ama son yarışta bir beşincilik hayal kırıklığı yaratmasa bu safkan bugün bana göre her türlü kazanır da ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 3 nolu İstanbul Muhafızı, Bayağı Bakan temsilcisi Mustafa Çiçek ile yine son güzel ikinciliğiyle burada şanslı gördüğüm bir diğer isim. Son olarak da 4 nolu Kayalarlı, Güntay temsilcisi Görkem Özçelik ile yine güzel formüle, güzel hazırlıklarla şans verdiğim bir diğer isim olacak. 13-4 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim. Eğer bir safkanla imkanınız varsa en azından çim pistte çok etkili yarışlar koşan 11 nolu Alemin Kralı ekür avantajıyla bence bu safkanla kuponlara dahil edebiliriz. Ama önce 13-4 daha sonra 11 nolu safkan. Hemen şablonumuza bakalım. 1. koşu 12-8-7-3-5, 2. koşu 6 tek, 3. koşu 1-4-3-5, 4. koşu 2 tek, 5. koşu 4-12-2, daha sonra 7-3-8, 6. koşu 8-12-6-3-7, 7. koşu 4 önce 1 ve 3 daha sonra, 8. koşu 7 tek, 9. koşu 1-12-2-14, son koşu da 13-4 daha sonra 11. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.